Herkese merhabalar. Bu videomuzda il il Ramazan Bayramı namaz saatlerine yer verirken COVID-19 salgınından dolayı alınan tedbirler ve vatandaşın merak ettiği sorulara yer vereceğiz. Bayram öncesi herkes sokağa çıkma yasağının kaç gün olduğunu ve neleri kapsadığını merak ediyor. Yine bayram namazı kılınacak mı? Eğer kılınamayacaksa evde bayram namazı kılınabilir mi? Camiler ne zaman açılacak? Gibi soruları cevaplayacağız. Hemen ilk merak edilen soruya geçelim. Bu Ramazan bayramında camilerde ilk defa namaz kılınamayacak. Her ne kadar camilerde Ramazan bayramı namazı kılınamayacak olsa da biz her yıl kanalımızda bayram namaz saatlerini yayınladığımız için bu videoyu yine yayınladık. Videomuz il il bayram namaz saatlerini vermeye devam ederken biz de asıl konumuza merak edilenleri cevaplamaya geçelim. İlk olarak sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hemen onu cevaplayalım. Sokağa çıkma yasağı 23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen Arefe gününden itibaren başlıyor ve bayramın son gününe kadar, yani 26 Mayıs Salı gecesi saat 12'ye kadar sokağa çıkma yasağı tüm illeri kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Bu yasak döneminde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de marketler açık olacak mı sorusu. Marketler 23 Mayıs Arife günü saat 10 ile 17 arasında hizmet verebilecektir. Marketlerin yanı sıra manav, kasap ve kuruyemişçiler de 23 Mayıs Cumartesi günü saat 10 ile 17 arasında hizmet vermeye devam edecek. Bayramda ise 24, 25, 26 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan tüm işletmeler tamamen kapalı olacaktır. Fırın, pastane ve tatlıcılar ise Arife de dahil 4 gün, yani 23, 24, 25, 26 Mayıs'ta hizmet vermeye devam edeceklerdir. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. Bayram namazı camilerde kılınacak mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağından dolayı bu yıl Ramazan bayramı namazı ilk defa kılınmayacak. Bayramda camilerin kapalı olacağının açıklanmasından sonra bu sefer de vatandaşlar evde bayram namazı kılınır mı diye merak içine girdiler. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda da bir açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Zeki Sayar'ın bayram namazı açıklamasına göre, bayram namazının cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğu ve evde kılınamayacağı duyuruldu. Cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de söz konusu olduğuna işaret eden Zeki Sayar, yani Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir. Mutlaka cemaatle camide kılınması gerekir. Bu mezhebe göre insanların evlerinde tek başına veya bir araya gelerek cemaatle bayram namazı kılmaları uygun değildir. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bayram günü erkenden kalkmalarıdır. Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak, tekbir, tehlil getirerek, zikir, fikir yaparak beklerler. Sonra bizim kerehat vakti dediğimiz, yani bayram namazının kılma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için duha namazı kılarlar. Kuşluk duha namazı zaten her zaman kılınan bir namazdır. Yani nafile namazlardan birisidir. Onu kılabilirler, dua ederler, bunu tavsiye ediyoruz. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar, diye konuştu. Zeki Sayar, Şafii mezhebinde de asıl olan yine bayram namazının cemaatle camide kılınması olduğunu, farklı bir görüş olarak bu mezhebin içtihadının bayram namazını kaçıran insanların evlerinde tek başına veya cemaat olarak da bayram namazı kılabileceği yönünde olduğunu kaydetti. Sayar, isteyen kardeşlerimiz, özellikle Şafii mezhebine mensup olan kardeşlerimiz bu görüşe de meal edebilirler, dedi. Kısacası Hanefi mezhebinin önde gelen alimlerine göre
Cuma namazlarının kılınabilmesi için en az imamın dışında 3 kişi daha olmalıdır. Şafii mezhebine göre ise bu durum daha da farklıdır. Şafii mezhebinde cuma namazının kılınabilmesi için akıllı, buluğa ermiş, hür, erkek, mukim ve oraya yerleşmiş olan en az 40 yükümlünün bulunması şarttır. Kısacası evde bu bayram cemaatle ya da bir araya gelerek bayram namazının kılınmasının uygun olmadığı dile getirilmiş oldu. Üçüncü sorumuzun cevabına gelecek olursak, camiler ne zaman açılacak? Türkiye'de 16 Mart'tan bu yana camilerde cemaat ile namaz kılınması yasaklanmıştı. Koronavirüsü sebebiyle kapatılan camilerin 29 Mayıs Cuma günü açılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre gerekli şartları oluşturan camilerde cuma namazının cemaatle kılınacağı ve cuma namazı dışında ise bir süre sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağı, diğer vakitlerde ise bireysel ibadet uygulamasının süreceği duyuruldu. Bu salgın herkesi etkiledi. Umarım merak edilen sorulara cevap vermiş olduk. Kısaca özetlersek, Arife de dahil 4 gün 81 ilde sokağa çıkma yasağı var. Arife günü saat 10 ile 17 arasında bakkal, manav, kuru yemişçiler açık olacak. Bayramda ise adı geçen yerler ve internet üzerinden satışlar kapalı ve yasak olacaktır. Arife ve bayramda sadece fırınlarda unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecektir. Onun haricinde her yer 4 gün boyunca kapalı olacak. Bayram namazında camilerin kapalı olduğunu belirttik. Evde bayram namazının kılınabileceğinin uygun olmadığı açıklandı. Camiler ise 29 Mayıs'ta kısmi olarak açılacak. Bayramlarda önemli olan hatırlanmaktır. Bu bayram sadece bir telefon, bir mesaj uzaklıktayız. Önümüzdeki bayramlarda inşallah sevgiyle kucaklaşmak dileğiyle bu bayram evdeyiz, evde kalalım, sağlıklı kalalım. Herkese evinde hayırlı bayramlar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarından haberdar olabilirsiniz.